Keyifli bir kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sefa, bugün sizlerle birlikte Hoyrat modu serimizin yeni bölümünde arkadaşlarım. 1919 The Turkish War of Independence moduyla karşınızdayım. La Principessa'nın yaptığı mod ile karşınızdayım arkadaşlar. Bayağıdır bir Kurtuluş Savaşı üzerine mod oynamıyorduk. Bayağıdır Kurtuluş Savaşı üzerine gitmiyorduk arkadaşlar. Hazır Selim Erdoğan Hoca'nın kitaplarını okuyorken ben de arkadaşlarım şu şekilde göstereyim Selim Erdoğan Hoca'nın kitaplarını. Dedim ki bari dedim bir Kurtuluş Savaşı videosu çekelim. Hem kanalın izlenmeleri de düştü aga. En azından bir boost edelim değil mi? Bu arada beni kameralı görmekte şaşırdıysanız arkadaşlar yayınları takip etmiyorsunuz demektir. Yayınları takip etmek için de aşağı arkadaşlar açıklama kısmına bir link bırakacağım. Oradan Twitch yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Şimdiki oyuna geçelim. Kuvayi Milliye. Kuvayi Milliye, Kuvayi Milliye, Kuvayi Milliye. Şimdi trimize bakacak olursak ben bunu daha önce yayınlarda oynamıştım ama bayağı önce oynamıştım. Yine bir güncelleme geldi mi bilmiyorum. O yüzden bir göz atacağız arkadaşlar. Osmanlı'ya devam etme muhabbeti varmış şu an burada. Wow, tamamdır. Support Kuvayi Milli ile hemen oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Şu tüfeği yenilemeyelim. Onun yerine şu şekilde şunlara giderim. Abi. Şey muhabbeti var mı? Yok. Tamamdır. Bize karşı state muhabbeti olmadığı için şu şekilde devam edebiliriz. Hemen fabrikalarımızı böyle verelim. 15 tane division'ım var. Hepsi de düzensiz birlik. İsmet Paşa, Kazım Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Cemil Cahit Toydemir ve Revet Paşa'yı görüyoruz arkadaşlar. Bu yılda görmek mümkün değil. Hele İsmet İnönü'yü görmek mümkün değil. Ali Fuat Cebesoy'u görmek mümkün. Kazım Karabekir'i göremiyorum ama. Ama sıkıntı değil, sıkıntı değil. Eleştirmeyeceğim abi. Eleştirmeyeceğim elimden geldiği kadar. Debug sumutumuzu yazalım. Oyunumuzu 5'e takalım dostlarım. Bayağıdır aslında Kurtuluş Savaşı üzerine yapılmış bir mod oynamıyordum. Bu mod umarım daha düzgündür diğerlerine nazaran. La Principessa aslında bu işi gerçekten güzel yapıyor. Birazcık da tarihsel gerçeklik olaydı. Bakalım çok iyi olurdu diyeceğiz. Umarım vardır. United Kingdom Occupied Southeastern Anatolia. Buraya ele geçirdiler. Antep'i ele geçirmişler. Evet. İngiltere yavaş yavaş topraklarımıza el koymaya başladı. Sadece İngiltere değil, diğer toprak ülkeler de yavaş yavaş arkadaşlar topraklarımıza ilerleyecekler. Biz de bu duruma böyle bakacağız ağzımız açık. Vallahi bakacağız o şekilde. Evet, Support the Kuvayi Milliye diyeceğiz. Organize Resistance, Hafıza Genelgesi, Amasya Genelgesi. Ondan sonra Harbert'la görüşme. Ermenilere saldırma, maldırma. Bir sürü muhabbetimiz var. Şu şekilde Mareşalimiz falan şu an yok zaten. Fevzi Çakmak biliyorsunuz daha çok sonra geliyor. Meclis-i Mebusan'ın basılmasından sonra Anadolu'ya geçiş yapıyor. İsmet İnönü de o tarihlere yakın bir zamanda geliyor. Yani bir şey demiyorum. Cemil Cahit Toydemir var ama güzel. Cemil Cahit Toydemir'in oluşu gerçekten güzel bir şey. Ali Fuat Cebesoy'un oluşu çok güzel bir şey. Kazım Karabekir'i de beklerdim ama. Kazım Karabekir çünkü biliyorsunuz arkadaşlar Nisan ayı gibi geçiş yapıyor. 1919 yılının Nisan ayında geçiş yapıyor. United Kingdom Occupied Maraş. We won't surrender dedi ki Maraş'ı da ele geçirdiler abi. Yavaş yavaş ilerliyorlar içimizde. Yavaş yavaş ilerliyorlar. Ben de videoyu keseyim. Bir manası yok şu an durmanın öyle. Evet bir şey yapmıyoruz. Evet, İtalyanlar Antalya'ya, İngilizler Samsun'a ve birkaç bölgeme daha işgalde başladılar arkadaşlar. Bayağı bir noktamı kaybediyorum gün geçtikçe. Ben de ne yapıyorum? Bir yandan onların içerisinde arkadaşlar isyanları tertip ediyorum. Diyorum ki kardeşim, isyan edin, protesto edin, yürüyüş yapın, dergi yazın, gazete yazın, elinizden gelen her şeyi yapın. Yeter ki yapın. Bu arada Nisan ayına girdik. Benim de hatam var aslında. Nisan ayına girmeden Kazım Karabekir'i ülkede görmeyi talep ediyordum. Yani 2-3 gün içinde gelmesi lazım Kazım Karabekir'in ama bu kadar da ayrıntılı yapıldığını düşünmüyorum. O kadar ayrıntılı değildir. Aslında benim de bir Kurtuluş Savaşı modu yapma planım bir ara arkadaşlar vardı gerçekten. Bir Kurtuluş Savaşı modu yapayım diyordum. Kurtuluş Savaşı ile alakalı bir şey yapalım diyordum. Şu state'leri yapma işi de patladım arkadaşlar. Dedim ki fırlattım attım kenara modu. Yani yapacak bir şey yok. State işi çok sıkıntılı. United Kingdom Kars'ı ve Erzurum'u Ermenistan'a verdi. O zaman abi biz hemen bu cepheye bir merhaba diyelim. Şu düzensiz birliklerimiz şu cepheye bir gelsin. Şu düzensiz birliklerimiz şu cepheye gelsin. Çünkü arkadaşlar Kurtuluş Savaşı yapmak aslında benim de harcım değil. Kurtuluş Savaşı modu yapmak gerçekten çok ağır bir şey. Muğla'yı işgal ettiler. Niye ağır bir şey? Çünkü arkadaşlar bu dönemde o kadar şey oluyor ki. Hani İstanbul hükümeti ve Ankara hükümetinin birbirine girdiği o vali atama değiştirme muhabbeti bile çok önemli. Onu bile mekaniğini düzgün yapmak lazım. Bu arada evet İzmir işgal edildi. Afyon ve Kütahya'yı Fransızlar işgal etti. İyice işgal ediyoruz abi. Mustafa Kemal Arrived to Samsun. Hoş geldin paşam. Hoş geldin paşam. Organize Resistance dedik. Hafıza Genelgesi'ni hızlıca bir yayınlayalım dostlar. Dediğim gibi işte. İşte İstanbul'un Ankara çekişmeleri, diğer şeyler bir sürü şey var. Bunları hakikaten düzgün yaptıktan sonra bu iş olur. Ama işte ne kadar yapabiliriz ben de bilmiyorum. Henrik Fabrik Occupied Aydın. Occupied Aydın vallahi. Aranızda böyle çok taş taşlı ben modcuyum diyen varsa arkadaşlar gelsin bir bakmaya çalışalım. En kötü opposition'ı revize ederiz. Bir şey değil yani. Aranızda çok taş taşlıyım diyen varsa gelsin abi görüşelim. Evet, advisor'larımıza bakıyoruz. Kazım Özalt var, Fortification Engineer. Almaya gerek yok aslında şu an bunları. Birazcık bekleyip Partial'a veya Extensive'e geçebiliriz. Evet, Amasya Genelgesi'ni de yayınlayalım. Versailles imzalanmış. Bir yandan da Rusya Savaşı dönüyor ha. Vallahi Rusya Savaşı dönüyor bir yandan da.
Kızlar pat put gidiyor kanka. Kızların buff'ı var mı? Evet, kızların For the Revolution buff'ı var. Bunların debuff'ı var abi. Trianon'da imzalanmış. Yavaş yavaş bizim eski dostlar tek tek arkadaşlar imzalayıp çekiliyor. Ama biz ne yapacağız? İmzalamayacağız. Yırtacağız dostlarım. Yırtacağız. İmzalamıyoruz. Biz yırtmaya geldik. Yırtmaya kanka. Evet. Saturn Anatolia Resistance. Bunlara girişmeye gerek var mı be? Resistance artırsak ne olacak? Ha, Encourage the People giderim elbette. People bir encourage ederim. Evet. Amasya Genelgesi'nde yayınladık. Balıkesir Kongreleri. Erzurum ve Sivas Kongresi. United Society. Make Contact with İstanbul. Oo, İzzet'in çalışlar. Mustafa Bey acaba şey mi? Mustafa Muğlalı'dır. Mehmet Salih şey Omurtak. Hayrullah Paşa, Hayrullah Fişek. Mehmet Nuri kim ya? Mehmet Nuri Omurtak mı? Yok, Mehmet Nuri Omurtak olmaz. Yamut galiba, aynen. Mehmet Nuri Yamut galiba. Biz Balıkesir Kongreleriyle bir işe başlayalım abi. Balıkesir'de bir hızlıca bir kongre toplasınlar. Galiba onlar da Kazım Özalp ve dostları tertip ediyordu. Oo, Mustafa Kemal Paşa'ya karşı bir tutuklama kararı çıktı. O zaman historical gideyim bari. Ben Erzurum'u tertip etmeye çalışalım arkadaşlar. Historical giderim. Oo, Roll for Bay burada. Kazım Karabekir, Şolti, Zoya tutup Mustafa Kemal. Evet, ben ve ordularım emrindeyiz deyiz dedi. Teşekkürler, hoş geldin Kazım Paşa. Okey, Kazım Paşa böyle geliyormuş. Hoş geldin Kazım Paşam. Madem öyle, birazcık historical giderim abi. Ali Fuat Cebesoy da abi agalarıyla birlikte batıya gitsin. 3 agasıyla birlikte. Geri kalan 24 division burada bekleyebilir, hiç sıkıntı yok. Bu arada bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Birazcık etişin yiyorum bazı yerlerde. Nerede etişin yiyorum? Burada birazcık etişin yiyeceğiz gibi ama sıkıntı değil. Bunu çözeriz bir şekilde. Acaba iç isyan mekanikleri var mı? Onu merak ediyorum. Çünkü iç isyanlar da çok büyük yara vermesi lazım bize. O yarayı hissetmem lazım. Hemen Sivas Kongresi'ni toparlayalım arkadaşlar. Encourage the people, arm the military yaz. Hemen encourage the people gidelim birazcık daha. Halkımızı birazcık daha gazlandıralım. Ali Fuat Paşa militeri terörist olarak alınabiliyor da. Ali Fuat Paşa'dan ziyade benim şuradan Silent Workhorse alayım bari. Birazcık daha şeyim artsın. Birazcık daha şeyimiz artsın. Sivas Kongresi giderim. Bu arada keşke şey yapılsaymış. Hani Erzurum Kongresi akabininde biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa askerlikten istifa ediyor. Askerlikten istifa ettiğinde keşke bir sivil portre gelse. Ondan sonra Sakarya Savaşı'ndan sonra Maraşerli'ye çıkıyor biliyorsunuz. O zaman tekrar üniformasını giyiyor. O zaman da abi askeri üniformaya buna geri dönse çok güzel bir detay olurdu. Ve ben de şu an oha çok iyi yapmışsınız derdim. Keşke yapsaydınız. Şunu da yeni öğrendim arkadaşlar. Size de fikrimi paylaşayım. Fikrim değil ama öğrendiğimi paylaşayım. Mustafa Kemal Paşa Sakarya Savaşı'nı ne kadar başkomutan olarak yönetse bile askeri üniforma giymiyormuş. Maraşer rütbesini aldığında askeri üniformasını geri giyiyormuş. Yani rütbem yok takamam muhabbeti varmış. Gerçekten bu da epik bir muhabbet. Çünkü askerliğe duyulan saygı bu. Askerliğe duyulan saygı. Diyor ki benim rütbem yok, bu üniformayı hak etmiyorum. Ama ne oluyor? Meclis ona Maraşer ve Gazi verdikten sonra artık ben bu üniformayı hak ediyorum. Bu üniformayı giyebilirim. Bence gayet iyi. İsmet Paşa'yı galiba promoteleyeceğiz abi. Çünkü İsmet Paşa'yı sırf promoteleyelim diye yapılmış. Hem Infantry Officer, hem Hill Fighter, hem Fortress Buster, hem de Brilliant Strategist. İsmet Paşa'yı Maraşer yapalım diye verilmiş gibi duruyor. Bir daha Encourage the People diyelim. Ondan sonra Maraş'ta, Adana'da Fransızlara kök söktürmesi için arkadaşlar. Kılıç Ali'yi yollayalım ulan. Nerede Kılıç Ali? Kılıç Ali'yi yollayalım moruk. Contact with İstanbul'u salla. Balıkesir Kongresi, Nazilli Kongresi onlara gidelim ufak ufak. Bir yandan da regular armiye geçiş varmış burada. Ermeni Offense ve İstiklal Court. İstiklal Mahkemelerinden sonra yapabiliyormuşuz. Victory in Mountains of İzmir. Evet, İzmir'in dağlarında zafer. Great Offensive. Büyük Taarruz. Negotiate the Peace Treaty. Ottoman Dep. Bir sürü bunları da ayarlamışlar. Güzel güzel. Yapmışlar bayağı. Yani en azından bakın ben burada sadece boş boş konuşuyorum kardeşim. Ben burada boş konuşuyorum. Bak onun da hakkını veriyorum bu devrimcisinde. Ben şu an sadece burada boş konuşuyorum abi. Çünkü hakikaten böyle boş konuşmak yerine bu modu yapmaya çalışsam daha doğru olurdu. Ben yine diyorum abi bakın hakikaten mod 10 numara laf yok. Ama keşke. Keşke. Hani anca ben eleştiriyorum şu an evet. Benim de düzgün bu işin eline altımı koymam lazım ki mod daha düzgün olsun. Siz de haklısınız. Yorumları fark ettim şimdi gelecek. O yüzden böyle diyeyim. Attack Occupying Forces in Maraş. Maraş'ta karşı saldırı düzenleyebiliyoruz ama çok puan istiyor be. Çok şey istiyor, puan istiyor. Contact with Istanbul. Trigger chain of events that leads to steal weapons from Istanbul. Fevzi Paşa ile Cihat Çobanlı bize silah yollayacak herhalde. Biliyorsunuz Fevzi Çakmak hemen gelmiyor arkadaşlar. Az önce söylemiştim. Fevzi Çakmak birazcık daha meclisi ve Busan basıldıktan Fevzi Çakmak'ın nasıl diyelim? Nezareti, sadareti basıldıktan sonra arkadaşlar kendisinin sadareti demeyeyim. Nezareti ve riyaseti basıldıktan sonra İngilizler Fevzi Çakmak'a da süngü doğrultuyorlar. Yani süngülerle adamın mekanını basıyorlar. Bakanlığını basıyorlar. O da zaten biliyorsunuz istifaya zorlanıyor. Ondan sonra Ankara'ya geçiş yapıyor. Ankara hükümetine katılıyor kendisi. Bu sırada tabii Fevzi Çakmak harbi nezaretinde bulunduysa da İstanbul'da gizli gizli oluyor, silah kaçırıyor, insan kaçırıyor. Tabii Fevzi Çakmak da boş durmuyor canım. Şimdi diyeceksiniz Fevzi Çakmak'ın İngilizleri öven konuşmaları var. Herkesin var.
Atatürk'ün de İngilizlere öven konuşmaları var. İngilizlere yanaşmaya çalışan konuşmalar var. Çünkü ister istemez bunu yapmak zorundasın. Kötü bir dönem. Ayıya dayı diyeceksin abi. Ayıya dayı diyeceksin. İstanbul'da kalmak istiyorsan veya başka şey yapmak istiyorsan ayıya dayı diyeceksin. Bu arada bu benim yeni dikkatimi çekti. Benim buradan bunu kaldırmam lazım, evet. Neyse, ayıya dayı demek muhabbetinden bahsediyorduk, evet. Bazıları bu ufak ayıya dayı deme muhabbetlerini alıp çok garip yerlere alternatif tarih yazmaya çalışıyor. Bu yüzden arkadaşlar bu eleştiriyi de yapayım. Yani o ayıya dayı deme muhabbetini abartmayın arkadaşlar. Dönemi tanımak lazım. Dönemi bilmek lazım. Olmaz. Evet, General Harbert'la bir görüşelim kanka. Bir yandan da devam ediyoruz zaten oyunumuza. Aklıma şimdi geldi. Mesela arkadaşlar çok muhabbet var. Sivas Kongresi'ni basmaya çalışıyor. Malatya valisi kimdi o adam? Ali Galip basmaya çalışıyor mesela. Onun muhabbetleri de var aslında. Hani hakikaten güzel olur. Ulan bir daha mı kutu saçı modu yapmaya çalışsam ya. Mesela şey muhabbeti de var ve ben onun şortsunu çekmiştim. İşte Ömer Faruk Efendi İnebolu'ya kadar geliyor. Mustafa Kemal geri götürün o adamı diyor. Asım Gündüz'le beraber geri gidiyorlar. Mesela bunlar da yapılabilir. Ömer Faruk Efendi kabul edilseydi ne olurdu? Mesela komutan olarak gelir. Bir zaman sonra gücü ele geçirir falan muhabbeti. Mesela Enver Paşa gelip Anadolu'ya gireceğim ulan diye ısrar etse, girse Civil War mesela. Olma mı? 10 numara olur. Ama kim uğraşacak buna? Kim uğraşacak buna işte? Kim uğraşacak? Ben uğraşırım diyen varsa gelsin bana ulaşsın. Elinden gelen yardımcı olmaya çalışırım. Evet, temsil heyeti. Heyeti temsiliyeyi de kuralım bir yandan. Bir yandan arkadaşlar sizlerle ben de şey yapıyormuş gibi oldum. Nedir onun adı? Dertleşiyormuş gibi olduk, evet. Maraşil atayalım, maraşil atayalım. İsmet Paşa buyurun efendim. Bu arada yeni paşalarımız geldi dediğim gibi. Bir sürü paşalarım geldi canım paşalarım. Deli Halit Bey yok mu ya? Deli Halit Bey. Deli Halit Bey'i de görmek istiyoruz. Weapons from İstanbul, çok sağ olun. Tüfek kaçıyorlar bize, tüfek kaçıyorlar. Asker daha fazla indiremiyorum. Şu an bu kadar asker basabiliyormuşuz. Ermenilere karşı harekete gireceğim zaten yakında. Por endüstri var bunda da. Herkese bir... Fetva Against the National Struggle, evet. Bize karşı arkadaşlar fetva yayınlanmış ve biz de counter fetva yayınladık. Sağ olsun Mehmet Rıfat Börekçi, Ankara Müftüsü counter fetva yayınladı. Sağ ol abi. Heyeti temsil edildik ve Amasya protokolüne gidelim bakalım. Mesela yani Damat Ferit'i göremedik bir yerde. Damat Ferit Amasya protokolü, Damat Ferit düştü. Ali Rıza Paşa kabinesi falan filan. Turkish National Assembly opened. Let's go. Güzel. Ankara government olduk abi artık. Güzel bak, mesela bu güzel olmuş. Ankara government'ındız. Fevzi Paşa joins the National Struggle. Hoş geldin paşam. Hoş geldin. Evet. Field Marshal olarak geldi direkt kendisi. Direkt Field Marshal olarak geldi. Amasya protokolü dedik. Hemen Cooperate with the Kuvayi Milliye diyelim. Kim geliyordu ya Amasya protokolüne? Bahriye Nazırı Salih Paşa geliyordu. Our offer accepted. Evet. Aa bak, olmamış. Niye? Çünkü önce mebusan açılışı şey oluyor. Amasya Kongre'de meclis mebusan açılışı kararlaştırılıyor. Bursa'da açalım veya Ankara'da açalım diyor Mustafa Kemal Paşa. Bahriye Nazırı Salih Bey'i de ikna etmeye çalışacağım diyor. Gidince ikna edemiyor. İstanbul'da açılıyor. İstanbul'da açıldıktan sonra meclis basılıyor. Meclis basıldıktan sonra Rauf Orbay ve birçok mebus Malta'ya sürülüyor. Fevzi Paşa'nın da istifasını falan isterken İngilizler, Fevzi Paşa da Ankara'ya kaçıyor diye biliyorum. İnşallah yanlış bilmiyorum durumdur. Fahrettin Paşa. Fahrettin Paşa'm kim? Altay mı? Altay geldi. Abi Altay geldi. Fahrettin Altay. Fahrettin Altay geldi. Misak-ı Milli. Misak-ı Milli o şey yapıldı, kabul edildi ve Ottoman Assembly toplanmış. Hayırlı olsun Ottoman Assembly. Hayırlı olsun abi. Başarınızın devamını dilerim. Evet, Occupation of İstanbul yani Allah'ın emri zaten. İstanbul Occupation ettiler. Ne diyorduk? Fahrettin Altay'ı anlatalım. Fahrettin Altay nasıl şey oluyor? Arkadaşlar biliyorsunuz Fahrettin Altay kutu saçı bitimi. Kutu saçı demişim. Bircea Savaşı sonrası Mondros mütarekesinden sonra kendisi ordusuyla birlikte, elinde kalan ordular ile birlikte Mersinli Cemal Paşa'nın emrinde Konya'ya gidiyor. İşte Konya'da takılırken arkadaşlar bu artık yavaş yavaş İstanbul-Ankara çekişmeleri başlıyor. Ve Ankara'nın İstanbul'la olan telgraf hatlarını kapatma muhabbeti var. Biliyorsunuz Ankara ve İstanbul artık son raddeye geliyor bunların ilişkileri. Damat Ferit Paşa hükümetini düşürmek için Atatürk'ün bir hamlesi var. Diyor ki İstanbul'da olan bütün telgraflar kapanacak. Hiç kimse telgraf çekmeyecek. Niye? İstanbul'u sağır bırakıyor. Kör sağır bırakmak için. Niye? Çünkü adamın bir tek İstanbul'da hakimiyeti var Osmanlı İmparatorluğu'nun. Yani kalmış Osmanlı İstanbul Devleti'nin. Bir tek İstanbul'da haberleşme ağı olduğu için bütün telgrafları kesersen adamın Anadolu ile hiçbir bağlantısı kalmaz. Kör ve sağır olur. Bunu yapıyorlar. Ama Fahrettin Altay ne yapıyor? Bunu kapatmıyor. İstanbul'la telgrafa devam ediyorlar. Bu yüzden mesela Fahrettin Altay'a çok kişi kızar o dönemde. Kızılacak bir şey yok. Adam emin değil. Emin değil adam. Bir zaman sonra Refet Bele ne yapıyor? Refet Bele'nin de bir taktiği var. Refet Bele'yi gösterelim portresini. Refet Bele nerede? Refet Bele burada. Refet Bele'nin bir taktiği var. Refet Bele'ye şey diyorlar. Fahrettin Altay'ı ikna et. Yani Fahrettin Bey'i ikna et git. Refet Bele gidiyor Konya'ya. Fahrettin Bey gelin size tren garında görüşelim. Acelem var diyor. Trene bindiriyor.
Trene bindiriş o bindiriş. İşte Konya valisi olsun, diğerleri olsun, Fahrettin Bey olsun hepsini Ankara'ya götürüyor. Tabi adama bir şey diyemiyor. Ayıp olmasın diye. Ankara'ya gittikten sonra arkadaşlar gelen trene yani Konya valisini ve Fahrettin Bey mahiyetini Atatürk karşılıyor. Mustafa Kemal Paşa karşılıyor ve bunlarla konuşma yapıyor. Ve bunları milli mücadeleye şey yapıyorlar, ikna ediyorlar. Mesele bu. Fahrettin Altay da böyle katılıyor milli mücadele taraflarına. Kendisinde çok başarıları vardır. Hayalet süvaridir kendisi. Çok büyük adamdır. Fahrettin Altay'ın kitaplarını okuyun arkadaşlar. 10 yıl savaş ve sonrası. Bir de Fahrettin Altay Süvari diye bir kitap daha var. İsmail Aydın'ın yazdığı. Arkamda var, okumuştum ben o kitabı. Onu da okuyabilirsiniz. Gerçekten eğlenceli bir kitaptır İsmail Aydın'ın kitabı. Şimdi buna gitmeyelim. Ha, bunlara gidelim önce. Bir Hıyanet-i Vatanî'ye çıkaralım. 3 asker daha geldi. Ali Fuat Çevresoy'u verelim oraya. Bu arada nereye bakıyorsun derseniz kendime bakıyorum arkadaşlar. Telefon bu kamerası bu. Elimdeki şey önümdeki kamera telefon kamerası kendime bakıyorum konuşurken. Kameranın içine bakmam lazım aslında. Kendime bakmak alışkanlık olmuş yayındayken. Bu arada isteyelim. Huri Kirlikil gelsin. France Occupied Sakarya'nın hizmet. Hoş değil. Resistance aç çıkaralım her yerde kanka. Her yerde Resistance çıkaralım abi. Weapons from İstanbul. Sağ olun abi cansınız. Cansınız abi çok teşekkürler. Electronic Mechanical Engineering diyelim. Kuvayi Milliye. Irregular atak aldık. Evet, Yunanlar agresyona başladı abi. Megali Aydia, Venizelos yavaş yavaş başladı. Etnarch olarak başladı kanka. Evet, Bursa'yı ele geçirdiler abi. Bursa'yı kuşattılar. Okey, biz birazcık geri çekelim şu şekilde. Biraz şuraya çekelim kanka biz de. Evet, fabrikalarımız geldi. Hızlıca bir Kastamonu'ya fabrika atalım. Bu arada fabrika attığım yerleri işgal ettiler birazcık pezemekler. Vallahi fabrika attığım yerleri işgal ettiler. Hoş değil abi. Gerçekten hoş değil. Encourage the people diyelim. Denizli'yi işgal ettiler. Hiç hoş değil. Bu arada yayınlar nasıl oluyor arkadaşlar? Aha böyle oluyor. Bir tek chatle artı konuşuyoruz. Mesela hiç yayına gelmediyseniz arkadaşlar açıklama kısmında linkimiz var. Şu aralar tatil olduğu için her akşam yayın açmaya çalışıyorum. Bugün açamadık ama. Hani genelde yayınlarımız da bu şekilde oluyor. Sizinle muhabbet ediyorum. Kameram açık oluyor. Soru soruyorsunuz. Cevaplıyorum falan filan. Genel olarak benim uzmanlık alanım demeyeyim ama okuma alanım da Cumhuriyet tarihi ve Kurtuluş Savaşı üzerine olduğu için ve Birinci Dünya Savaşı olduğu için o sorulara cevaplıyorum. Kalkıp da bana çok eski soru sormayın bilemiyorum onları. Diyorum zaten bilmiyorum diye. Evet, İstiklal Mahkemeleri de kurduk. Prepare the Eastern Front diyelim hızlıca arkadaşlar. Weapon delivery for Greece. Yani Greece'e de yavaş yavaş tüfek gelmeye başladı. Greece'e de tüfek atacaklar tabii. Yalnız 50 artilleri diyor kanka. Abi bize kimse artilleri atmamıştı ama. Abi bize kimse artilleri atmadı ama artilleri gidiyor abi. Bize artilleri yok mu abi? Abi bize artilleri yok mu abi? Weapons from İstanbul. Bana artilleri yok mu? Bana artilleri kaçırın. Böyle olmaz. Bana artilleri kaçırın. Çanakkale'yi de ele geçirdiler. Yavaş yavaş geliyorlar Helinikler. Gelmeyin abi durun. Durun gelmeyin. Durun gelmeyin, durun gelmeyin. Ben şu bir Doğu cephemi kapatayım da. Evet. Sevri imzaladılar kanka. Biz Sur Sevri tanımıyoruz abi. Siz Sevri imzaladınız ama ben onu tanımıyorum kanka ya. Kusura bakma ben onu tanımıyorum kanka. Sevri imzalamışsınız ama siz. Almanya'da ne dönüyor? Lloyd George da tip tip bakıyor Lloyd George. Lloyd George'un trisi. Ha, trisi var mı acaba Lloyd George'un? Yok. Rusya Savaşı iyi gidiyor bari. Rusya Savaşı'nı kodlamışlar. Mesela ben böyle bir şeyde Rusya Savaşı yapmaya üşenirdim valla. Sadece Avrupa şey Avrupa demiş Anadolu yapardım herhalde. Rusya Savaşı üşendirici gelirdi bana. O iyice her yeri işgal ediyor pezevenkler. Evet neyse biz Ermeni'nin ofensif diyelim abi. Ali Fatih Cebesi'ye de şu cepheye otursun bakalım paşam. Canım paşam canım paşam askerleri benim paşam. Ermeni'nin ofensifi çözelim. Ondan sonra ordu yollayacağız hiç korkmayın. Bu arada Ermenileri yenelim diye koymuşlar oyuna. Baksana şeye bafa. Prepare for Eastern Front. Bir de artı bu var. Şu adama irregularlarım da var. Artı 35 atakla vuracağız. İnanılmaz bir atak var. Evet direkt pat diye yardım eden Ermenilere diye düşünüyorum. Regular army diyelim. Düzenli orduya geçelim kardeşim. Düzenli orduya geçelim. Biz öyle olmaz. Öyle olmaz kanka. O milisler. O düzensiz birlikler ancak düzenli orduya yardımcı olabilirler. Öyle düzenli orduya geçeceğim kanka ben. Ben anlamam. Yok Çerkez etenmiş. Çerkez Tevfik'miş. Anlamam kardeşim ben. Çerkez eşitmiş. Anlamam kanka. Armed Militias diyelim. Milişleri aramlayalım birazcık da. Düzenli ordu deyip milişleri aramlıyoruz. Kars'a girsek iyi olur. Saplayabı var herifin burada. Yalnız Ermenistan'a dövelim diye yapmışlardık ama yaramadım herife. Kazım Orbay'ı alalım infantry expert hızlıca. Kazım Orbay. Evet buraya gir. Buraya da alalım. Burayı da aldık. Güzel. Ha direkt peace seçtik. Okey. Direkt peace seçtik herifle. Tamamdır. Hadi görüşürüz kardeşim. Hadi bay bay. Kazım Paşam siz doyu ihya edin efendim. Ben çekiliyorum gayrı. Cemil Cahit Toy Demir Bey. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Ben gittim Yunan sınırına. Hadi görüşürüz. Bay bay efendim. O bayağı fabrika geldi bu arada buralardan. Güzel o fabrikada kuralım. Süvari tümeni indiremiyorum ya. Kardeşim Fahrettin Altay'ı kullanmak istiyorum ben. Nerede benim süvari tümenlerim? Süvari tümeni istiyorum. Süvari tümeni istiyorum. Nerede benim Fahrettin Altay'ın süvari tümenleri? Milletin Egemenliği, Halk Fırkası, First Opposition Party, Terakkiper ve Cumhuriyet Fırkası, Türk Actions,
Foreign Affairs from Greater Turkey. Abi niye Greater Turkey kuruyoruz? Not ready for democracy. Send Recep Peker to Italy. Encourage the people. People'ı encourage'layalım kanka birazcık da. Ondan sonra herkesi şey yaparız abi. İsyan teşvik ederiz. Weapons from Istanbul. Biraz orduyu geri çekelim. Attrition yoruz sanki biraz. Böyle çekelim orduyu birazcık. Ha tamam, böyle iyiyiz. Evet, regular army dedik. Weapon delivery for Greece. Greece'e de çat çat şey gidiyor. Ekipman gidiyor ya. Ulan İngilizler. Ulan İngilizler. Alıp ayıp. Vallahi ayıp. Evet, ne olacak şimdi? Direkt başlıyor mu savaş? Mekanik olarak direkt savaş başlıyor mu, yoksa tarih mi var? Belli bir tarih mi var acaba? Düzen orduya geçtik bu arada. Evet, düzen orduya geçtik. Onu unuttum ben. Şimdi Cevicay Toydemir önderliğinde düzen orduya ayarlamam lazım. Böyle gelin paşam, ama siz yetişmiyordunuz en son orada. Böyle bir gelin. Tamam, böyle bir tahkimat kurun paşam. Ha, süvari tümeni indirebiliyorum 6 tane. Yes. Fırat'ın Altay paşam. Geliyorlar paşam. Hiç merak etmeyin. Neydi? Hayalet süvarileriniz geliyor paşam. Hayalet süvarileriniz. Ghost Division'larınız geliyor. They are the Panzerherit. Never retreat. Aha. Greekler geliyor. First in Univore geliyor. First in Univore. Bir sınıra geçeyim o zaman. Yapacak bir şey yok. First in Univore geliyor çünkü. Evet. Hemen ataklayalım abi. Ataklayalım abi. Karşı saldırı düzenleyelim şu heriflere. Improved Artillery'e gidelim bir yandan da. Evet, 7 güne İnönü War geliyor abi. First İnönü War. Bu arada İnönü, 1. İnönü Savaşı nasıl bir savaş diye sorarsanız arkadaşlar, şu kitap sayesinde ben de bayağı bir öğrendim. Yunanların keşif hattı. Yunanların keşif hattı arkadaşlar. Bu Türkler nerede diye bakınırken, biz de tabi bir yandan Çerkezetem isyanı bastırıyoruz. Küçümsemeyin ha 1. İnönü Savaşı'nı da. Operation Successful. Güzel. Bir yandan biz de Çerkezetem isyanıyla uğraşıyoruz 1. İnönü Savaşı'nda. Bu sırada Yunanların da bir tane keşif kolu. La bu Türkler nerede acaba diye arkadaşlar bize doğru ordu yolladıklarında, Yunanların 12 bini, bizim 4 binimiz ve Çerkez Etem'in 2 bini, yani biz 4 bin, Çerkez Etem 2 bin, Yunanların, kaç dedim lan az önce ben? 12 bin mi dedim? 12 bini arkadaşlar savaşa tutuşuyoruz ve biz adamları tutuyoruz orada. Tabi popülasyon bunu küçümsüyor bu savaşı. Diyor ki işte diyor, bizim bir tümenimiz vardı, keşif tümeniydi, bu yüzden yenildik falan deyip küçümsemeye çalışıyor, ama hakikaten İnönü Savaşları'nın kazanılışı arkadaşlar bizim için önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü halkımız, yani halkımız şey demiştir. Vay be, savaş kazanabiliyoruz biz. Vay anasını satayım. Savaş kazanıyoruz lan. Şeyine gelmiştir. Kıvamına gelmiştir. Gerçekten Kurtuluş Savaşı'nın her milimi önemlidir arkadaşlar. Her milimi önemlidir. Kurtuluş Savaşı'nı küçümsemeye çalışan bazı insanlar var. Onların ne olduğu belli olmayan insanlar. Kurtuluş Savaşı küçümsenecek bir savaş değil arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın her milimi çok önemli. Kurtuluş Savaşı'nda atılan her adım, Kurtuluş Savaşı'nda yapılan her taktik çok önemli. Bu yüzden Kurtuluş Savaşı kesinlikle küçümsenecek bir şey değil. Kurtuluş Savaşı'nı küçümsüyorsanız da, birkaç kitap küçümsüyorsanız da arkadaşlar, aranızda da varsa o kişiler, kitap okumanızı tavsiye ederim. Dönemi kitaplarını okuyun, dönemin hatıratlarını okuyun. İsterseniz gidin, yani düşman görüşü hatıratları okuyun. Ona bile diyecektir ki, abi anamız şey oldu diyecektir, anamız şey oldu diyecektir ya. Gerçekten anamız şey oldu diyecektir. Encourage the people diyelim birazcık daha. Victory in first Inonu War. İkinci geliyor elbette. İkinciyi bekleyelim. Evet. Batum'u verdik. Karşına tüfek aldık abi. Yalnız ben o tüfekleri alıyorum da, o tüfekleri tempete koyamıyorum abi. Alıyoruz da o tüfekleri. Tempete koyamıyoruz. Neyse, Fatih Altay Bey buyurun efendim. Hemen abi. 4 Division'da buraya gelsin. Fatih Altay Paşam siz de buyurun. Batı cephesi. Biz Batı cephesini kurduk canım. Biz Batı cephesini. İzzettin Çalışlar Paşam'ı da koyayım. Paşam benim. Çerkezetem isyanı bastırdı. Paşam benim. Paşam benim ya. Alifat Paşa kaldı bu arada. Alifat Paşa'ya Moskova yollama muhabbeti olsaydı keşke. O muhabbetler de güzel oldu. Bu arada yetişin yiyoruz bayağı bir. Yetişin yediğimin farkındayım. Ne yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Yetişin yiyorum birazcık. Motorize birliğim yok abi. Yetişin olacaktır. Evet. Bir daha geldiler abi. İkinci İnönü Savaşı. İkinci İnönü Savaşı geldi abi. Doctrine Available. Grand Battle Plan alalım. Entrenç'e ihtiyacım olabilir çünkü bu savaşlarda. Second İnönü War'da savaşı da arkadaşlar. Direkt bitecek sanırım. Direkt bitecek sanırım. Kütahya Eskişehir'de acaba debuff yiyecek miyim? Hani kaybetmem için özel bir debuff verilecek mi acaba? İtalyanlar çekiliyor abi belirli yerlerden. Acaba kaybetmem için özel bir debuff verilecek mi diye düşünüyorum şu anda. Amire Grouping alalım Refet Bey'de. Hani sırf bu adam kaybetsin diye debuff verebilirler. Mantıklı aslında. Evet, mantıklı gerçekten. Liberation of Urfa. Urfa'yı kurtardık. Let's go. Güzel. Bazı yerlerde daha saldıralım. İyi olur. Evet, 2. İnönü Savaşı'nı kazanmamızla birlikte arkadaşlar Antalya'dan çekildiler. Antalya'dan çekildiklerine göre biz de buraları hemen hızlıca işgal edelim geri. Türkleştirelim geri. Trim'in belli bir kısmına gidemiyorum çünkü savaş başlaması gerekecek sanırım. Herhalde savaş bekliyoruz abi. Herhalde savaş bekleyeceğiz. Evet, galiba savaş bekleyeceğiz dostlar. Frank Bullion, neredesin Frank Bullion?
Frank Bouillon da gelsin canım. Frank Bouillon nerede? Frank Bouillon da yollayın buraya. Frank Bouillon da gelsin. Sakarya'yı beklemesin. Ayıp oluyor ama. Öyle olmaz. Frank Bouillon'u yollayın kardeşim. Kütahya Eskişehir'de beklemesin. Ayıp oluyor. Burada Kütahya Eskişehir gelmeyecek mi? Abi Kütahya Eskişehir. Abi Kütahya Eskişehir. Encourage the people. Kütahya Eskişehir nerede? Neyse bekleyin. Belki gelir. Aa, ha, Kütahya Eskişehir war ended diyor. Herhalde gelir. Bekliyorum. Evet geliyorlar. Yunanlar savaş hazırlanıyor diye event geldi. Geliyorlar abi. İş bankası varmış burada. Ali Fuat Paşa'yı alalım buradan. O cephe çok büyük bu sefer. Bu sefer elimize verirler. Kütahya Eskişehir savaşı kaybetmemizin sebepleri de var arkadaşlar. Hem biz cephe tam olarak artık şey oturtamıyoruz. Bir de çok kalabalıklar Yunanlar. Çok bu sefer ağır division'lara saldırıyorlar. Çok kalabalık saldırıyorlar. Bu yüzden kaybediyoruz Kütahya Eskişehir savaşına. Çok kalabalık saldırıyorlar bu sefer arkadaşlar. Bu yüzden kaybediyoruz. Hani inanılmaz bir kalabalıklık. Zaten Kütahya Eskişehir savaşını kaybedince herkes diyor yandık. 30 bin kişi kaçıyor askerden. 30 bin. İnanılmaz bir sayı. İnanılmaz. Dedik ya az önce İnönü Savaşı'nda 4000 kişi bir bölüyüz. İki bölüyüz. Kaç kişi ya? 30 bin ne demek oğlum? 30 bin kişi, 30 bin tüfek demek bu. Adam Sinan ile beraber kaçıyor, ne yapsın? Sinan teslim edip öyle mi kaçsın? 30 bin kişi kaçıyor. İmkan, inanılmaz bir şey yani bu. Evet 10 gün daha savunursak arkadaşlar başarılı oluyoruz abi. Aa, debuff mı var bende? Yo. Kütahya Eskişehir var. Unplanned Offensive yiyeceğiz. Ha, eğer kaybederse Unplanned Offensive yiyor. Kaybederse yiyor. Değil mi? Aa, yendik mi? Ne oldu? Kütahya Eskişehir Savaşı kaybetmem mi lazımdı? Abi kaybetmem mi lazımdı acaba? Bak yararım ben bunu ha. Beni çıldırtmasın yararım ben bunu. Benim kaybetmem mi gerekiyordu acaba? Ben anlamadım. Ben bir eşeklik mi ettim? Kaybetmem mi gerekiyordu? Abi. Galiba kaybetmem gerekiyordu ya. O eventi yazıp acaba kayıp... Evet ben bu eventi bulup yazayım kaybedeyim arkadaşlar şu savaşı bakalım. Evet eventi buldum. Bakalım. Ha okey. Kaybettik ama. Dedik. Abi peace olmadı abi. Abi peace olmadı. Abi peace olmadı. Abi peace olmadı. Abi peace olmadı Sakarya geliyor şimdi de. Kodu yazmamam lazımdı. Şu Fox'u ben no check'leyeyim o zaman. Fox auto complete no check. Böyle yaptık tamam. Böyle bunu bırakalım. Auto complete de kapatalım. Tamamdır. Buff'larımızı aldık, şeylerimizi aldık. Bu sefer Kenan Paşa Maraşlı olarak geldi. Güzel, eyvallah paşam. Aggressive Assault, Offensive Doctrine, Adaptable. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Okey, Total War'a geçelim bir yandan da. Total War'a geçelim. Sakarya Savaşı geliyor çünkü bir yandan. Evet, 22 gün, 22 gece sürecek Sakarya Savaşı şimdi. Yalnız Yunan da fena ekipman aldı. Yunan'ı ben geri yararım ha. İzmir'e girerim ha böyle böyle. Battle of Sakarya. Evet, Sakarya Savaşı'ndayız. Battle of Sakarya ended. Battle of Sakarya ended. Yiyecek miyiz acaba? Bu sefer de bir hata çıkacak mı acaba? Ben İzmir'e gidiyorum kardeşim. Bana ne ya? Bana ne ya? Ben İzmir'e gidiyorum kanka. Ben önümde bir şey yok. Ben İzmir'e doğru gidiyorum kardeşim. İzmir'e doğru açtım ben. Yollarım açıldı kardeşim. İzmir'e gidiyoruz biz. Atlarımız nerede Fahrettin Altay Paşa? Paşam hadi paşam. Yıldırım süvariler hadi paşam. Hadi paşam yıldırım süvarilerim. Yıldırım demişim. Hayret süvarilerim hadi paşam. Paşa gidiyor. Battle of Sakarya. Victory in the Sakarya. Inexperienced Army debuff'ı kalkacakmış. Bende mi var lan o? Aa bende var o. Eksi 50 atak var. Gözünü seveyim eksi 50 atak ne? Ne oldu? Aha. Okey yendik. Yendik abi. Şimdi fokus gideceğiz. Bir yıllık hazırlanma sürecine girdik dostlar. Bir yıllık hazırlanma savaşı sürecine girdik şimdi. Hadi bakalım güzel. Bu arada yapılmış. Evet Sakarya Savaşı'nı kazandığım için Gazi eklenecek adımıza. Gazi Mustafa Kemal Paşa olduk. Let's go. Turkish officers, French weapons, prepare the great offensive. The great offensive, victory in the mountains of İzmir. Evet, bunlara gidelim hızlıca. French weapons, Turkish officers, prepare for the great offensive. Great offensive, victory in the mountains of İzmir diyelim hızlıca. Ve arkadaşlar, Kurtuluş Savaşımızın askeri safhasını bitirmeye çalışalım hep birlikte. 22'ye girmek üzereyiz. Hadi bakalım. Evet, Ankara Anlaşması imzaladık. Fransızlar, Frank Bouillon da geldi gayrı. Frank Bouillon geldi. Sakarya'yı kazandık. Geldi adam, gelelim artık. Şu Ankara'ya gelir de bir anlaşma imzalayalım dedi arkadaşlar. Frank Bouillon geldi ve gelişinin sonucunda arkadaşlar
Hatay hariç güney sınırımızı düzelttik. Hatay'da arkadaşlar bir yere düzelteceğiz. Biliyorsunuz siz onun tarihini. Operation Successful. Adam kalmadı ki, ne operation'ı kanka. Turkish Officers diyelim, buff alalım. Bu arada Pezevenk'te inanılmaz bir buff var. Fast Aggression. İnanılmaz bir buff var şu an burada. Division Attack artı 100 var. İnanılmaz bir buff. Division Attack artı 100 bizi üzebilir. Üze ve burada Batum'da bu adam... Niye public bıraktın oğlum sen bunu burada? Manyak mısın sen? Soyet abi ne yapıyorsun? Bunu da burada mı bıraktın gerçekten? Abi sen sapık mısın? Tek tayda milleti public bırakıyorsun. Neyse, sorgulamayacağım ben. Sorgulamayacağım. Şimdi ben Büyük Tanrı Sokusuna gidiyorum. Gidiyorum da bak. Biz buff alacağız artı 50 atak. Güzel. Fakat bu adamda artı 100 atak artı 25 defans var. Galiba benim Kütahya Eskişehir mekanikleri bozulduğu için arkadaşlar, ben bozdum birazcık modu. Çünkü Kütahya Eskişehir mekanikleri bozuldu. Birazcık bozulmuş olabilir mekanikler, evet. Birazcık bozuldular galiba. Birazcık bozuldular galiba. Burada westernization var abi. Batılılaşmak var. Muasırlaşmak desek ona, olmaz mı? Great Offensive geliyor bu arada. Great Offensive kapıda 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 kanka. Rauf Orbay'ı da alalım hadi şuradan. Kendisi o kadar matadan kaçtı geldi bize. Rauf Orbay'ı da alalım şuradan. Kaçmadı gerçi. Rauf Orbay anlaşmayla geliyor, doğru. Kaçan Ali Sansa biz kaçıp geliyor. Doğru. Ali Sansa biz kaçıp geliyor. Sonra Ali Sansa biz ne garip muhabbetler var arkadaşlar. Onları da bir ara tartışırız diyeceğim de. Ne zaman tartışacağız? Neyse bir zaman tartışırız. Bu adamın artı 150 atağı var. Neyse bizim süvarilerimiz abi. Ahır Dağı'ndan Sincanlı Ovası'na sızar. Bu işi çözer abi. Ben hayaletlerime güveniyorum diyeceğim de bu adam bana daha iyi saldırıyor şu anda. Bu adamda inanılmaz buff var kanka. Last Stand verdi gerçi. Bu adamdaki buff şu an beni döver gibi duruyor. Çok buffladı bu adam kendini. Bu adam kendini manyak etti kanka. Tümenlerimi de düzenleyemiyorum. Tümenlerimi düzenleyebilsem. Tümenlerim historical mı? Kaç bin? Infantry ekipman mı? Manpower 5000. Bizim tümenler kaç kişilikti ya? Bizim bir tümen kaç kişi ya? Geri diliyorum bu arada. Farkındayım. Yapacak hiçbir şey yok. Karşılıklı aşkımız. Şu kitaptan bir şey bakmam lazım arkadaşlar. Bir dakika. Bizim tümende kaç kişi var? 4500 asker. Okey. Tümenler historical abi. Helal olsun. Fabrika atalım. Amasya atalım abi fabrika. Sever sınırına dönersek diye. Sever sınırına fabrika dizmeye başladım arkadaşlar ben şimdiden. Ben sizi bilmem. Ben şimdiden Sever sınırına hazırlık yapıyorum. Atlar çıkacak. Atlar geçecek. Hani buraya kimse tutmuyordu Haydar ağa? Hani buraya kimse tutmuyordu? Force attack atın. Bizim buff'umuz yok mu? İzmir'e kadar force attack. Aha vallahi İzmir'e kadar force attack. Bizim artı 50 atak buff'umuz yok mu? Force attack'layın çocuklar sizde. Ana vallahi force attack atın abi. Bizi kimse takmıyor. Force attack atacaksın canım benim. Madem buff'ın var kullan. Kullan ürksünler ürksünler. Ha. İzmir'e 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 İzmir'e. Sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Bursa'ya Bursa'ya Bursa'ya. Hadi 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 hadi. Bursa'ya git kanka. İzmir'e git kanka. Evet. Sen gitme İzmir'e. 5. süvari ordusu gitmesi lazım. Oha İzmir dolu. İzmir'i tutuyorlar. Şerafettin İzmir beyefendi girmesi lazım İzmir'e. Abi o zaman tamam. Çanakkale'yi Manakkale'yi kontrol altına alalım. İzmir alamadık şu anda kontrol altına. İzmir alamadık abi. İzmir alamadık. İzmir'i zorlayalım. İzmir'i zorlayalım abi. İzmir'i zorlayalım. Adaları alalım. Alakası ama adaları alalım abi. Adaları alalım abi. Sonra millet ada sormasın. Bilmem bundan kaç yıl sonra. 100 yıl sonra ada sormasın millet. Adaları alalım moruk. Vallahi adaları alıyoruz arkadaşlar. Bundan bilmem kaç yıl sonra adaları sormasın kimse diye. Force attack at kanka İzmir'de alalım. Şu an galiba otomatik pil sistemi yok. Vardır gerçi. Yoksa ben giderim Atina'ya kadar moruk. Beni kimse tutamaz yani. Sen bile tutamazsın evet. Gelibolu alındı. Mudanya'ya gerek yok kardeşim. Ben alıyorum Gelibolu'yu. Mudanya'ya gerek yok abi. Buraya git abi sen de. Buraya vur. Force attack'layım Fahrettin Paşam. Tamam güzel bir paket daha geldi. Atlar maşallah. Atların maşallahı var atların. Aa paket yiyeceğim lan. Paket yiyeceğim burada. Ay paket dedik ya tüh. Tüh 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 tüh. Çanakkale'yi geri alalım. Liberation of İzmir evet. Megal ID'si bayıldı dedi adamın. Adamın Megal ID'si bayıldı arkadaşlar. İzmit'e git abi. Sen de gel buradan Çanakkale'deki adamı kurtar bizim. Yazık günah o adamımız paket yemesin orada. Üzülürüm ben. İzmit'i al abi şuradan sen de. Burası da bir hallolsun. Aa, çok iyi. Adapazarı'nı al. Burayı al. Çok iyi. Buradan yapıyoruz. Burası duvar ettik buraya. Duvar ettik buraya vallahi. Paşa 4 Division'ı getir buraya paşa. Paşa burayı al paşa. Çok iyi paşa. Çanakkale'yi de al paşam. Temizlememiz lazım galiba vatanı. Vatanın da bir tek düşman kalmasın. Hadi bakalım inşallah. Vatanında bir tek düşman. Sakarya maaşı açardım şimdi arkadan ama arkadaşlar.
YouTube'da telifi böyle tıklatır kapımı valla. YouTube telifi tıklatır kapımı. Paşam size şöyle iki division verelim. Orbay emrinde, Kazmova emrinde. Orayı savunsun kendisi. Refet Bey'e verelim ulan. Kendisi gerçi bizim şu an savunma bakanımız ama olsun, yok. Savunma bakanı mıydı? Milli Müdafaa Vekili, evet savunma bakanı diyebiliriz. Milli Müdafaa Vekili olarak geçiyor o zaman ama. Tamam, savunma bakanı mantıklı bir kelime. Zaten savunma bakanı o zamanın şimdikisi. Yani o zamanki kavramı şimdikisi savunma bakanı olduğuna göre evet savunma bakanı demek mantıklı. Şam yokmuş. 810 tane olaydı iyiydi. Çanakkale'den girmeye çalışıyor bu arada devamlı ama sokmuyoruz abi Çanakkale'den. Kardeşim biz prepared ofensivimiz var bizim. Kimsiniz lan siz? Kimsiniz lan siz? Zamanında Elen Bin'in bize yaptığını biz size şimdi yapıyoruz kanka. Elen Bin'in yaptığını ben yapıyorum şimdi. Anadolu'da hiç Yunan kalmayınca mı peace atıyoruz ben anlamadım. Yoksa direkt Yunanistan haritadan silince mi hiç peace atıyoruz? Şu an Greece'e devamlı Velop'un Delop'un... Aha, Victory in the Mountains of İzmir varmış burada. Ha, istersen savaşı uzat. Tümünü Yunan'ı ele geçirin muhabbeti var sanırım. Peace'i kendin atıyormuşsun buradan. Okey, atalım peace'i. Atalım peace'i kanka. Evet, peace'imizi atacağız şimdilik. Peace'imizi atacağız abi. Evet, hemen abi Mudanya. Oo, okey, Mudanya'ya gerek yok abi. Direkt aldık oraları. Ne Mudanya'sı canım, ne Mudanya'sı. Gerek yok Mudanya'ya. Ben direkt alırım. Oraları yayalım direkt şu Fransa sınırına. Fransa'nın ne yapacağı belli olmaz demeyelim. İngiltere yasak aslında daha iyi olurdu. Anladım. Straight'ler falan üzerine bayağı konuşabiliyoruz. Devaf edik bu arada biz. Tyre Dar mı diye, yorgun ordu diye devaf edik. Yunanlar ne dedi? Ne yedi? Yunanlar şu an fast aggression'ı var. Yunan'ın ordusu şu anda nereye girsen nexler. Nereye girsen nexler bu buff yüzünden. Kütahya Eskişehir muhabbetinden bence. Kütahya Eskişehir'den olabilir. Evet. United Kingdom Lozan'ı kabul ettiler. Hadi bakalım. Konuşalım. Biraz başımız ağrıyacak ama bunları hileli yapayım ya. Hileli yapalım bunları. State issue. Kabul edildi. Friendship. Musul issue. Insist ederim. Ottoman debt. Paylaşalım. Yapacak bir şey yok. Şu anda abi şey imzaladık. Historical anlaşmayı imzalamaya çalıştım. United Kingdom reject. Salla Musul'da. Salla Musul'da. Bu arada Paşa'nın portu çok iyi. Çok iyi portu. Okey, Musul'da salladık. Historical bir anlaşma imzaladık. Şimdi buraya dönelim. Evet, hemen Proclaim the Republic dedik. Republic of Turkey olduk. Westernization. Batılaşma ne açılıyor? Head Revolution. Bocaları mocaları kapatma var. Yapalım. Ondan sonra Ottoman Dynasty'yi yolladık. Rebuild the Nation dedik. Foundation of Kemalism. Ha, bütün reformları yapman lazım dedi. Okey, fokusunu o şekilde açalım. Ben şurayı merak ettim. Foundation of Kemalism. Milletin egemenliği. Halk fırkası. First Opposition Party. Voting Rights for Women. Turkish Elections. Terakkiperver seçilirse ne oluyor? CHP geldi. Garip. Okey. Foreign Affairs o ne? Aa, bir yerde isteme açıldı. Veriyorlar mı? Vermeye, belki de osurmaya kodlanmıştır gibi. Blood'u isteyelim. Aa, vermedi. Bulgaristan! Neyse dalmayacağım şaka. Dalmayacağım. PPLS yapalım. İste. Kuron verelim. Antalya'yı şey yapmayalım. Verdi. Eyvallah. Havderdey. Okey. Bayağı bir yer alamadık bu arada. Bayağı bir yer alamadık arkadaşlar. Batı üzerine gidebildik. Okey. Bu kadardı galiba trimiz. Ama burası da var. Bir de bakarız bir ara. Bakmam büyük ihtimalle. Bakarız dedik ama. Devam mı yedim? Tyre Darmi var. Burası mı kaldırıyor Tyre Darmi'yi? Ben anlamadım. Ha, burası direkt vanilla şey. Okey. Arkadaşlar sizin için çok teşekkürler. Bu şekildeydi Kurtuluş Savaşı modumuz. Modu. Oynadığımız mod diyelim. Dediğim gibi eğer ben mod yapmakta çok iyiyim hocam, siz tarihselliği oluşturmaya çalışın, ben modu yazarım diyen varsa arkadaşlar Discord'dan bize ulaşsın, el atarız en kötü böyle modlara ya, hakikaten iyi olur. Kendinize çok iyi bakın o zaman, haydi iyi akşamlar derim. Aa, video kaydı kapanmadı lan.